Yo 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 hepiniz selamlar ben Ecan bugün sizlere başlıktan da görebileceğiniz üzere bir adet hovul vakası ile sizlerleyim. Bildiğiniz üzere ben operasyon koleksiyonlarının ya da böyle artabilecek skinlere yatırım yapmaktan fazlasıyla hoşlanan bir insanım. Ve bu videodaki arkadaşın aslında aynı mentalitesi varmış. Tek problemi neymiş biliyor musunuz? Skin piyasası çökmeden birkaç gün önce 16 adet M4 adet hovul alması olmuş birazcık. Bunlardan inceleyeceğiz. Halide skin alınır mı? Birazcık bunlardan konuşacağız. Mesela Hovul gibi skinler sizce alınır mı alınmaz mı? Bunlardan bahsedeceğiz kesinlikle. Öncelikle ben Jack Lucky'nin şeyini şeyinde gördüm bunu 15 Kasım'da. Bu tweetini gördüm. Bir tane arkadaş görmüş olduğunuz üzere bir CS2 e, trader'ı ciddi ciddi 16 tane Hovul almış. Yani 16 bin dolarlık bir adet Hovul almış. Ve yaklaşık olarak CS2 piyasası düştükten beri 25 bin dolarlık bir para kaybetmiş. Görmüş olduğunuz üzere. Peki bu arkadaş kimdir, necidir, nereden almış bunları? Dreps kendisi. Ve e, uzun zamandır aslında piyasada bilinen isimlerden bir tanesi hatta. Ve kendisi hani hem skin satar hem skin alır hem de yatırım yapıyor bildiğiniz üzere. Birazcık anlaki olduğunu söyleyebilirim öncelikle bu skinleri alırken e, piyasanın düşeceğini. Kimse adam akıllı düşünmüyordu. Piyasanın düşmesinin ana sebebi bildiğiniz üzere CS2'nin gerekli beklentiyi verememesi olduğundan bahsedebiliriz. Fakat hani kendisinin güzel güzel durumları var. Ee, ve kendisi için aslında koyan mı miktarı değil bu kaybettiği para. Howl'ları nereden almış, kimlerden almış diye soracak olursanız tabii ki de Skins Monkey'den alıyor. Ee, eğer siteyi bilmiyorsanız arkadaşlar M4 A4 Howl mu istiyorsunuz? Hemen sitede var. Dragon Lore mi istiyorsunuz? Sapphire mi istiyorsunuz? Her şey sitede var görmüş olduğunuz üzere. Eğer siteye iniyorsanız skin almak ya da elinizdeki çöp skinleri daha güzel skinlere döndürmek istiyorsanız Legocan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 olarak dolarlık bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında genel Legocan kodunu kullanarak para yüklemenizde %30 yerine 35'lik bir bonusa sahip olabilirsiniz. Şaka bir yana Drebs belli başlı alım satımcılardan belli başlı siteleri kullanarak bu itemleri de alıyor arkadaşlar. Ve Drebs'in zaten profiline girdiğiniz zaman hani M4A4 Howl'dan daha öte bir sürü şey olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat kendisini popüler eden şey bu Howl yatırımları. Neden yatırımlar düştü? Neler oldu? Ne kadar para kaybetti? Kazanabilecek mi? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere burada envanterinde 16 adet yeni fabrikadan yeni çıkmış Howl'ı var. Craftlarından Craftlısına, Craftsızından Craftsızına var. Ve hani arkadaş hiç umursamadan işte I buy power hololusunu da almış. Burada savaş görmüşlüsünü de almış. Ne bileyim şafak uluyan stickerlısını da almış. Hiç umursamamış. Pat 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 almış. Şimdi neden almış bunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere CS2'ye girmeden önce CS2'de daha fazla oyuncunun oynayacağını düşünerek büyük bir insanlar alım yaptı. Ki ben de dahil bir 50-60 bin liralık en az bir alım yaptım ben bu durumda. Ve hani doğal olarak ben birazcık daha şanslıydım. Ben ana fiyat hype'ı olmadan önce almıştım. Ben daha ilk barda alımlarıma başlamıştım hatırlarsınız. Ben bu yüzden e, sattığım zaman aslında neredeyse aldığım fiyatlar civarını satmış oldum. Ne kar ettim ne de zarar ettim gibi düşünebiliriz neredeyse yaklaşık olarak. Bu yüzden şahsen bana çok koyan bir miktar olmadı. Fakat bu arkadaşa koyan en kötü noktalarından bir tanesi şu. Pik noktalarından bir tanesi iken satın alıyor. Ve elindeki bu eksi düşmesi en büyük olaylarından bir tanesi bu. Hatta komik bir şey de şu. Drap Savul Investment diye bir tane Twitter hesabı açıyorlar komedi olsun diye. Şu an kadar kaybettiği tüm parayı teker teker yazıyor işte. E, Brezilya'da yıllık bir ücreti kaybetmiş diye işte Londra'da yıllık bir ücreti kaybetmiş falan filan diye yazıyor. Peki merak ediyorsanız bu paralar geri yükselir mi? Bu paralar kesinlikle geri yükselir arkadaşlar. 25 bin dolar evet e, büyük yüzdelik olarak düşündüğünüz zaman bile büyük bir kayıp. Fakat bildiğiniz üzere şu anda Buff 163'teki ya da herhangi bir şeydeki tüm itemler oldukça düşük. Kele biz Price Empire burada girecek olursak arkadaşlar Burada daha da iyi görebileceksiniz ki buradaki çoğu e, de girişimizi yapalım. E, trending'deki çoğu skin yavaş yavaş yeşile dönüyor ve yavaş yavaş skinlerin fiyatları aslında yükseliyor. E, bu oldukça iyi bir durum. Görmüş olduğunuz üzere çoğu lik diyebileceğimiz ya da yeni skinler yavaş yavaş yükseliyor. Ve görmüş olduğunuz üzere e, hobullar en sonunda yükseliyor. Ama son bir aya bakmış olduğunuz zaman, son 60 güne bakmış olduğunuz zaman özür dilerim. %17'lik ana piyasasından daha bir düşüş görüyoruz. Fakat bunlar düzelecektir. Ben de şu anda merak ediyorsanız buff 163'te ki en son videomda da söylemiştim. Belli başlı bıçaklarımı ve itemlerimi satıyorum ve şu anda likit tutuyorum. Elimde e, şu anda 4.000 yuan hatta 1.500 yuanlıkta bir tane buy order'ım var. E, bir operasyon SC'sine. Hatta burada gösterebiliyorsam sizlere de göstereyim. Ah, ve satmış mı lan bana bunu? Bir dakika. Yo, Çok tuhaf. Neyse. <laughs> ne oldu çok merak ediyorum şu anda. Onun video sonrasına bakarım. E, ben de yavaş yavaş itemleri almaya başladım. Ve e, bu itemleri hazır dipteyken alacağım. Ve yükselene kadar tutacağım. Gerekirse bir yıl tutacağım. Gerekirse bir buçuk yıl tutacağım. Ne olacağını göreceğiz. Ben eminim ki bu M4A4 hovel yatırımını yapan kişi de batmayacaktır ve boşu boşuna panik satış falan yapmanıza gerek yok. Bence alım yapmak için çok güzel bir dönem. Ve benim de şahsen alım yapacağımı bilebilirsiniz. Elimdeki çoğu likidite mi satıp operasyon koleksiyonlarına ben şahsen döndürüyorum. Bunu da sizlere önceden de söylemek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.